Güneydoğu Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Mutlu akşamlar. Sevgili izleyenler, Haliliye Belediyesi tarafından bugün düzenlenen program ile tam 400 çocuğa bisiklet hediye edildi. İlk kez pedal çevirme şansı yakalayan çocuklar karne hediyesi aldıklarını ifade ederek mutluluklarını teşekkür ederek dile getirdi. Haliliye Belediyesi tarafından 400 çocuğa bisiklet dağıtım töreni düzenlendi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan tespitlerin ardından ilçede ikamet eden 400 çocuğa bisiklet hediye edildi. Haliliye Belediyesi Eyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen program ile minikler bisikletlerine kavuşurken mutlulukları da adeta gözlerine yansıdı. Programın açılış konuşmasını yapan Mehmet Can Polat, bisiklet dağıtım töreninde yaptığı açıklamada şunları söyledi. Mehmet Can Polat abiye teşekkür ederim bize verdiği için. Ben çok mutluyum bisiklet verdiği için. Mehmet Can Polat Başkanım'a teşekkür ederim. Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir polis şehit oldu. 5 kişi yaralandı. Kaza Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzeri Kantar Kavşağı'nda meydana geldi. Şehit olan polis memuru Kemal Güleç, naaşı bugün düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi. Edinilen bilgilere göre 34PH 196 araç ana yolda bulunan bariyerleri biçip içerisinde iki polisin bulunduğu 46AF 530 plakalı otomobilin tavanını biçerek ardından 27AF 226 plakalı ticari araca çarparak durdu. Kazada bir polis şehit oldu, biri polis 5 kişi yaralandı. Kazanın 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde polis Kemal Güleç'in hayatını kaybettiğini belirlerken biri polis 5 yaralı kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili de inceleme başlatıldı. Yıllardır Eyüpiye ilçesinin kanayan yarası olan kötü koku sorunu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimiyle sona erdi. Çevreye yayılan kötü koku tesise kurulan makinalarla sonlandırıldı. Makine kapasitesi artırılan tesisin devreye alınmasıyla birlikte sahada biriken gaz da 300 bin haneye yetecek kadar
elektrik enerjisi de elde edilecek. Göreve geldiği günden bu yana Şanlıurfa'nın 100 yıllık sorunlarına kalıcı çözümler üreten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Eyüp ilçesindeki kötü koku sorununu da çözüme kavuşturdu. Şanlıurfa'nın Eyüp ilçesi sınırlarında bulunan katı atık bertaraf tesisini inceleyen ve tesise yeni dahil olan makinelerin devreye alınmasını sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül teknik ekipten bilgi aldı. Eyüp halkının kötü kokudan etkilenmemesi için yeni 7 makine montajı daha yapılarak kapasite 12.11'e yükseltildi. Makinelerin devreye alınmasının işleminin Başkan Beyazgül gerçekleştirerek kötü kokunun tamamen ortadan kalktığını söyledi. Katı artık bertaraf tesisinde tüm makinelerin çalışmasıyla birlikte sahada biriken gazlar elektrik enerjisine dönüştürülerek yaklaşık 300 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Bir başarıya imza attık. Aslında burası İstanbul'un harici neyse burada buydu. Ve 24 saat koku, insanların gece uyuyabilmesi mümkün değildi. Pencerelerini, kapılarını kapatıyorlardı ama yine de çok sürdü. Ben o zaman burayı işletenlere dedim ki gelin bir gece burada kalabiliyorsanız o zaman konuşalım. Kimsenin tahammül edebileceği bir koku değildi. Belediyenin çok önemli yatırımı burasıdır. Bütün paramı da buraya sarf etsem, bu insanlar bu kokudan kurtarsam doğru bir iş yapmış olurum dedim. Kolları sıvadık. Şimdi ne yaptık? Bakın şurada 8 tane motor şu anda çalışıyor ve kokudan hiçbir emare kalmış değil. Halkımız bana inandı. Zaman zaman da sıkıntılar muhtarlarımız yaşadıklarını biliyorum. Onlar halka şunu söylediler. Zeynel Başkanımız bizi bunu çözer, siz rahat olun, biz ona inanıyoruz dediler. Ben de bu inançlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Raporları aldık, teknik bilgileri aldık, bunlar nasıl çözülür diye oturduk. Bizzat ben de çalıştım bu işe ve sonuçta şu anda bulunduğumuz yerde koku yok. Çünkü bu motorlarla yaklaşık 300 bin haneye elektrik verecek duruma gelindi. Bunun en büyük ortağı da Şanlıurfa Belediyesi olduğu için belediyemize de ciddi bir gelir kaynağı oluştu. Efendim Urfa'ya değer, bu kokunun gitmesi her şeye değer. Dört kategoride düzenlenen Türkiye Kickbox Turnuvası Şanlıurfa'da başladı. Gerçekleştirilen organizasyona tam 81 ilden yaklaşık 6500 sporcu katılıyor. Türkiye Kickbox Turnuvası Şanlıurfa'da başladı. Turnuvanın açılış töreni Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyona 81 ilden yaklaşık 6500 sporcu katılıyor. Türkiye Kickbox Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı törende yaptığı konuşmada Şanlıurfa'nın çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi. Bu şampiyonun önemi de çok büyük. Biliyorsunuz milli takımlarımızın seçme kriterlerinden bir tanesi olan bu şampiyona ilk defa yapılacak olması biraz mümkünle Şanlıurfa'da alınacak olan puanlamalar sonucunda ağırlı takımlar olmuş. Çok büyük bir katılım. İnşallah burada kazasız belasız bir şampiyon olması umuduyla umut ediyorum. Şanlıurfa'nın genç nüfusuyla birlikte Türkiye'nin ilk 24 gibi bir rakamla bizler yerel yönetimler olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Valimizin himayelerinde tüm belediye başkanlarımız olarak sportif anlamda spora yatırım, gençliğe yatırım anlayışıyla hizmet etmeye, salonlarımızı bu doğrultuda kullanmaya, hocalarımızla birlikte öğrenci yetiştirmeye gayret ediyoruz. 81 ilden gelen bizim gençlerimiz Şanlıurfa'da, Şanlıurfa 20.6 yaş ortalamasıyla bir gençlik. Böyle bir gençliğe başkan olursanız ne yaparsınız? İlk işimiz gençlere önem vermek. Tabii ki her zaman bu. Ama burada
Şu an Şanlıurfa'dayız. Çok yoğun ilgi var. Hiç bu kadar ilgi olacağını düşünmüyordum. Ben de heyecanlıyım. Biraz sonra maçıma gireceğim. Elimden geleni yapacağım. Türk halkım için en iyi şekilde savaşımı vereceğim. Evet, Urfa'ya geldik. Türkiye Şampiyonası'na girmek için ilk maçım Türkiye Şampiyonası'nda. Heyecanlıyım. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Ali Çullu, son zamanlarda yaşanan kuraklıkla ilgili açıklamalarda bulundu. Son 3 yıldır kuraklık gerçekten etkisini hissettirmeye başladı. Aslında daha önce 5 yılda bir kuraklık, 10 yılda bir kuraklık varken son 3 yılda arka arkaya kuraklık olmaya başladı. Tabii bu normal bir durum değil. Türkiye'de birçok insan tarımla uğraşıyor. Yani geçimini tamamen tarımdan. Özellikle kırsal alanlarda, sulama dışındaki alanlarda da bu kuraklık daha çok. Hani sulanan alanlarda çok su sorunu olmasa bile ama kırsal alanlardaki üreticilerimiz kuraklıktan etkileniyor. 2023 yılının başında kuraklık, meteorolojik kuraklıkla girdik. Evet. Yani bu ne demek? Yağması gereken yağış zaman içerisinde yetersiz düşüyor. Bu da hem yeraltı su kaynaklarını besleyemiyor hem de toprağın nem içeriğini azaltıyor. Bu özellikle tarımsal kuraklık için bir risk. Şu anda Türkiye genelini inceleyecek olursak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı haritalara göre Türkiye'de yine en şanslı bölge yine Şanlıurfa ili ve çevresi görünüyor. Daha önceki yıllarda en problemli burada başladı. Evet. Yani bu bölge en problemli bölge. Bu yıl tam tersi. Yani bizim burada meteorolojik kuraklıktan en az etkilenen alan. Ama böyle giderse tabii ki önümüzdeki dönemlerde risk olur. Şu anda Ocak ayının sonlarına yaklaştık. Arkasında Şubat ayından itibaren bitkiler boy atacak ve gelişecek. İşte o arada dengeli ve yağış dağılımı olmadığı zaman işte o zaman meteorolojik kuraklık dışında tarımsal kuraklık devreye girecek. Bu Mart ayında da devam ederse tamamen tarımsal kuraklık bitki verimini düşürecek. Evet. Yani şu anda çok panik olmaya gerek yok. Hala bir şansımız var, özellikle GAP alanı için konuşayım. Bu konuda Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgesi bize göre daha şanssız. GAP alanı... Diyarbakır'da 22 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edilen Ali Gaffar Okan ve 5 polis memuru için bugün anma töreni düzenlendi. Merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda 24 Ocak 2001 tarihinde düzenlenen saldırı sonucu şehit edilen Gaffar Okan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için İl Emniyet Müdürlüğü'nce saldırının gerçekleştirildiği yerde tören düzenlendi. Profesör Doktor Mehmet Önal, Harran Ulu Cami Türkiye'nin en büyük ulu camisi dedi ve haraminde eğitim odalarının olduğunu, etrafında da medreselerin yine olduğunu, dolayısıyla dünyanın en eski üniversitesi Harran'dır ve tescillenmiştir demesinin sakıncası da yoktur açıklamasında bulunarak.
UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Ören yerinde Profesör Doktor Mehmet Ünal başkanlığında Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü kazı ekibi tarafından 2021 yılında Harran Ulu Cami'nin yaklaşık 50 metre kuzeyinde yapılan arkeolojik kazılarda bir medreseye rastlanmıştı. Profesör Doktor Ünal'ın başkanlığında yürütülen kazılarda heyecan uyandıran yeni keşifler gerçekleştirildi. Medresenin anıtsal kapısı, koridoru ve sığ havuzlu kuyusu tamamen düzgün taş döşeli avlusu, avlu merkezindeki platformu, avlu etrafındaki revakı, revaka açılan tonozlu dikdörtgen odaları, eyvanı, mescidi ve öğrenci odaları kısmen gün ışığına çıkarıldı. Profesör Doktor Mehmet Ünal, Harran Ören yerindeki yeni keşiflerle ilgili konuştu. Harran, Göbektepe'nin gölgesinde kalmamalıydı. Yazık oldu yani Harran. Çünkü Göbektepe'den 1000 kat daha değerli Harran. Her yönüyle. Bilim yönüyle. Her yönüyle. Bilim yönüyle. İnanç yönüyle. Yani oralar. Harran inanılmaz bir antik kent. Yaklaşık 1200 metre çapında 4 kilometre bir şehir surları var. İçindeki 2-3 katlı yapılar Moğollar tarafından yakılıp yıkılmış. Üzeri yıkıntılarla örtülmüş kentin. İşte biz onun örtüyü kaldırıyoruz ve altından devasa Harran'ın her yönüyle zengin bir kent ortaya çıkıyor. Çünkü iki kez başkent olmuş Harran ve Diyar-ı Mudar bölgesinin de çoğu zaman merkez kenti olmuş Diyar-ı Mudar bölgesinin. Dolayısıyla kazılar tabii çok büyük olduğu için binlerce yıl kazı yapsak da Harran'ı biz tamamını meydana çıkaramayız. Ama hedefimizde ne var? Harran'ın öncelikle öne çıkan ve anıtsal yapılarından birkaçını ortaya çıkarıp ve Harran'ın zenginliğini onu ziyaretçilere gösterip arkeoloji tarih bilgilerini oradan edinmek. O da zaten İbn-i Cübeyr çeşitli seyyahlar Harran'ı gezmiş antik dönemde ve bütün o medresenin diğer yapıların, önemli yapıların Ulu Cami'nin etrafında olduğunu söylüyor. Dolayısıyla da şu an bizim hedefimiz Ulu Cami'nin etrafını bir kazmak. Kuzeyinde de hemen medrese çıktı. İşte diğer medrese de bir medrese de batıda olduğunu düşünüyoruz. Oraları kazdığımızda o zaman Harran'ın o camiyle etrafıyla o zenginliğini daha göstereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevini kayyum olarak Ahmet Budağ'a devreden Ferhat Karadağ Genel Merkez tarafından yeniden il başkanı olarak atandı. Mahkeme kararıyla geçici olarak CHP il başkanlığı görevine atanan Ahmet Budak ve yönetimi 45 gün içerisinde karar alarak seçime gitti. Seçimde mevcut başkan Ahmet Budak tek listeyle girmesinin ardından yeniden başkan seçilmişti. Budak geçtiğimiz günlerde düzenlenen ilk kongresinin ardından mazbatasını alarak göreve başlamıştı. CHP Genel Merkezi tarafından 23 Ocak Pazartesi günü yapılan MYK toplantısında alınan karar ile CHP İl Başkanı Ahmet Budak ve yönetimi görevden alınarak Ferhat Karadağ tekrar Şanlıurfa İl Başkanlığı'na getirildi. CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'na atanan Ferhat Karadağ'ın yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyor. Ferhat Karadağ, Özgür Yazar, Müslüm Karagöz, Mehmet Nuri Yetkin, Halil Barut, Aziz Babacan, İbrahim Halik Kahkeci, Yıldıran Yıldırım, Mahmut Gök, Muhammed Üveyş İzol. Haliliye Belediyesi tarafından yürütülen ücretsiz üniversite hazırlık kursundan faydalanan 400 öğrenciye üniversite hazırlık kitap seti dağıtıldı. Haliliye Belediyesi gençlerin geleceği emin adımlarla hazırlanması için tüm imkanlarını seferber ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Bahçeli Evler Gençlik ve Eğitim Merkezi gençlerin eğitim yuvası oluyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda kurslardan faydalanan gençler için üniversite hazırlık kitap seti hazırlandı. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen programla 400 öğrenciye 11 kitaptan oluşan 4400 adet üniversiteye hazırlık kaynak kitap seti hediye edildi.
Programın açılışında konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, gençlerin geleceğe daha iyi adımlarla hazırlanması için her zaman eğitime destek vereceklerini ifade ederek açıklamalarında şunları kaydetti. Evet, sürekli gençliğe yatırıma devam ediyoruz. Geleceğimize yatırıma devam ediyoruz. Türkiye yüzyılında da bize yakışan budur Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle. Türkiye çok şükür genciyle, gençliğiyle birlikte şaha kalkmış. İnşallah geleceğe damga vuracak lider ülke, dünyanın ilk beşine, ilk ona girecek bir ülkesi konumuna, haline gelebilecek şekilde yoluna devam ediyor. Tabii ki Şanlıurfa, özelimiz Haliliye, sizlerle birlikte ve bizlerle çalışmasıyla her geçen gün güzelleşiyor. Bir taraftan nasıl ki fiziki mekanlara, yollara, parklara, temizliğe yatırım yapıyorsak, bizim için daha önemlisi insana yatırım, gençliğe yatırım, geleceğe yatırım son derece kıymetli ve ehemmiyetli. Bu mahiyette Haliliye Belediyesi olarak rutin işlerimizin yanı sıra bizler de gerek sportif anlamda, gerekse eğitim ve öğretime destek mahiyetinde ve aynı zamanda da hazırlık mahiyetinde birçok kurs merkezimiz, birçok kültür merkezimiz öğrenci kardeşlerimizin elinde ve hizmetinde. Vali Salih Ayhan ise konuşmasına şöyle devam etti. Değerli hazırım, değerli öğrenciler. Hakikaten bir şehirde yapılacak en anlamlı iş eğitim, öğretim faaliyetleri. Şehirler bir şekilde kendi dinamikleri üzerinde yolunu yürütür tabiri caizse. Yani bir yol yaparsın, evet o anda güzeldir. Bir bina yaparsın, işte bu bina yapıldı, güzeldir. Ama o anlık teşekkür edilir. Yapanlara, emeğe geçenlere şükranlarımızı, minnetlerimizi ifade ederiz. Ardından bir hafta, bir ay, bir sene sonra unutulur. Ama eğitim, öğretim konusunda insanın hayatına dokunan, insanın geleceğini şekillendiren konulardaki hizmetler, emekler hiçbir zaman unutulmaz. Dolayısıyla eğitim konusunda yapılan çalışmalar, değerli başkanım, hiçbir şekilde unutulmaz. Bu bilinçli olduğunuz için de ilimizde genel anlamda eğitim, öğretim faaliyetlerine çok ağırlık veriyoruz. Karaköprü Belediyesi ilçenin hızla büyüyen bölgelerinden Çamlıyayla Mahallesi'ne açtığı yeni yollarla mahalleyi geliştirip dönüştürüyor. Şanlıurfa'nın gelişen ve büyüyen ilçesi Karaköprü'de yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla beraber vatandaşların yolu ihtiyacını karşılamak için Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yeni yollar açılarak yol sıkıntısı ortadan kaldırılıyor. Yeni yapılaşmanın olduğu yerlerden olan Çamlıyayla Mahallesi'nde büyümeyle birlikte yeni yollara ihtiyaç duyulurken Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla Fen İşleri ekipleri uygun olan yerlerde yeni yollar açarak mahalleye kazandırıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 2022 yılında ilçede 45 kilometre yeni yol açtıklarını hatırlatarak yol açma konusunda en fazla mesafe kat eden ilçe olduk değindi. Başkan Baydilli, ilçemizin birçok mahallesinde olduğu gibi Çamlıyayla Mahallemizde de yeni yapılaşmadan dolayı yeni yollara ihtiyaç duyuluyor. Biz de Fen İşleri ekiplerimiz de burada yeni yolları açıp altyapısı tamamlanınca kilitli parke döşeyerek vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz dedi. Devteşli Mahallesi'nde hizmeti açılan Haliliye Sent Polikliniği'nde çocuk hastalara sağlık hizmeti veriliyordu. İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Gülüm, yetişkinlerin de muayene olabilmeleri için dahiliye ve ortopedi branşlarında doktor görevlendireceklerini söyledi. Sayın Vekilimizin ziyaretleri için, Sayın Belediye Başkanımızın, Haliliye Belediye Başkanımızın ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Bunlar bizim sağlık çalışanlarımız için de moral olmuştur. Bildiğiniz gibi bir aydan fazladır burada 7/24 çocuk hizmeti veriyoruz. Hizmet bu Urfa'nın en büyük mahallesinin uzun zamandan beri hak ettiği, beklediği bir hizmetti. Bunun şu an pratikte olması, yürürlükte olması da bizleri fazlasıyla memnun etmektedir. Biz şu an 7/24 çocuk hizmeti veriyoruz ama önümüzdeki aylardan itibaren ihtiyacı olan branşlara da burada yer vereceğiz. Bunların devamı sağlanacak. Kaç aya kadar da inşallah ağız diş sağlığı hastanesi açılmış olacak. Ağız diş sağlığı hastanesinin açılmasıyla birlikte 2 tane ağız diş sağlığı hastanesi olan 4. şehir olmuş olacağız.
Bu oldukça kıymetli, değerli bir hizmet. Salı merkezlerinden daha komplike işlerin yapıldığı, cerrahilerin de yapıldığı, hastaların da yatırıldığı bir merkez olacak burası. Bunun da heyecanı içerisindeyiz. Onu da inşallah birkaç ay içerisinde yürürlüğe girmiş olacaktır. Ben tekrardan hem Sayın Vekilimizin hem Belediye Başkanımızın ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun. Sağlık İl Müdürlüğümüzün vermiş olduğu verilere göre yaklaşık 800-700'e yakın burada hasta hayatta tedavi oluyor. Çocuk doktorlarıyla, hadise hekimlerle buluşuyor. Sağlıkla ilgili yerleştiğim mahallemiz Urfa'nın en büyük mahallesi. Halbuki ilçemizin en büyük mahalle, yaklaşık 140 binlik bir nüfusa hitap edebilen, bu bölgenin de ihtiyacı olan, bizden de sürekli talep ettikleri vatandaşlarımızın bu buradaki sağlık hizmetini hizmete sunmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. İlerleyen günlerde burada dahiliye ve ortopedi klinikleri de açılacağı müjdesini verdi Sağlık Müdürümüz. Bunun dışında üst katlarında da diş hastanesi oluşturuluyor birkaç ay içerisinde. Onun da açılışını yapacağız inşallah. Ankara, İstanbul, İzmir'den sonra 4. il oluyoruz. Sizlerin de bildiği gibi şehir hastanemizin inşaatı hızla devam ederken her mahallede ayrıca küçük cep hastaneler de oluşturmaya çalışıyoruz Cumhurbaşkanımızın destekleriyle. Nöroloji uzmanı Doktor Fatma Nur Altınsoy Yılmaz, mevsimsel olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarının artmasına bağlı olarak baş dönmesi şikayetlerinde de artış olduğunu kaydederek uyarılarda bulundu. Mevsimsel olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarının artışıyla beraber Türkiye'de de hani genel dünyada da enfeksiyonun artmasıyla beraber vertigo hastalığını çok sık görmeye başladık. Aslında vertigo bir yanlış bilinen hastalık değil, bir semptom aslında, bir bulgu. Baş dönmesi asıl, baş dönmesinin Latince ismi vertigo. Baş dönmesiyle beraber kulakta çınlama, mide bulantısı, özellikle bulantı kusma şikayetleri yanında çok fazla görülüyor. Bunun en sık sebebi aslında kulak kristallerinin oynamasıyla alakalı. Ama onun dışında nörolojiyi ilgilendiren sebepleri olarak inmenin bir bulgusu olabiliyor baş dönmesi. Bu da genelde işte 40 yaşından sonra erkeklerde daha sık olmakla beraber kadınlarda da olabiliyor. Kadınlarda daha çok demiyezen hastalıklar, genç kadınlarda görüyoruz. Onun dışında bunlar için baş dönmesi şikayeti çok fazlaysa, bulantı kusma eşlik ediyorsa aslında kulak yönüne biz şey yapıyoruz, daha çok yöneliyoruz. Çünkü enfeksiyonlarla beraber yine kulak kristallerine yakın kulak sinirimizin iltihaplanmasıyla en sık görüyoruz vertigoyu. Ama yine de inmeyi, demiyezen hastalıkları ayırt edebilmek için mutlaka nörolojiye başvuru gerekiyor hastalarımızda. Onun dışında detaylı tetkiklerde yine vitamin eksiklikleri baş dönmesinin sebepleri olabiliyor. Onlara bakıyoruz. Nasıl? Öncelikle muayeneyle konuyor baş dönmesinin. Muayene sonrası istediğimiz tetkiklerle beraber vertigo semptomunu görüyoruz ve sebebini araştırıyoruz tetkiklerimizle beraber. Tedavisi de aslında ilaçla akut dönemde, yani ilk şiddetli olduğu dönemlerde ilaç tedavisi uyguluyoruz, ama onun dışında bazı manevralarla hastanın o kristalleri yerine oturtma gerçekleştiriyoruz. Erken teşhis tabii ki önemli, çünkü dediğim gibi ilk önce biz nörolojik olarak inmeyi ekart etmemiz gerekiyor. Hani çünkü başlayıp işte 15-20 güne kadar devam edebiliyor, ama erken dönemde eğer gelirse ve inmeyle inmeyse eğer tanısını koyarsak ilk 4,5 saatte özellikle inmenin hızlı tedavisi oluyor. Bunun için ilk böyle semptomlar başladığında zaten çok şiddetli olduğunu tarifliyor insanlar. Yani bu bekletilecek bir hastalık değil. Hızlıca acil servise başvurmak gerekiyor. Ülke genelinde hava sıcaklığı üst seviyede diyebiliriz. Yağış yok. Bu da tabii kış mevsimindeki giyeceklerimize de etki ediyor. Bu anlamda bot satışlarında da durma noktasına gelindi. Bu yıl yağışların istenilen düzeyde olmaması ve hava sıcaklıklarının beklenilen aksine artması bot ve çizme satışlarını azalttı. Kış mevsiminin etkisini göstermemesinden yakınan esnaflar bot satışının geçtiğimiz senelere göre
az olduğunu ve sahip oldukları ürünlerinin %80'ine yakınının ellerinde kaldığını söyledi. Son yıllarda yurdumuzda olan kuraklık sebebiyle kışlık bot, çizme satışları da aşağı düştü. Bayağı azaldı. Bütün arkadaşlarımız ellerinde botların, kışlık ayakkabıların kaldığından yakınıyorlar, satamıyorlar. Tahmin ederim bu ayın sonuna kalmadan hepsi büyük bir indirime girerler. Bizim çocukluğumuzda yağan kar 2 ay kalkmazdı. Ayakkabı satıcılarının veya kışlık bot satıcılarının satışları yok, ellerinde kaldı. Ne zaman eritirler bilmiyorum. Bir de stokta mal bir sene sonra kalsa gene zarar görür. O da onlar için faydalı değil. Bu yüzden yağışların bir an önce, kar olarak önce, sonra yağış, yağmur gelmesi lazım ki biraz satış olsun. Bugün şeylerde, barajlarda da su oranı çok azalmış. Onu anlatıyorlardı. İnşallah onlara da faydalı olur. Şimdi kar yağsa, burada kar olsa herkes şaka şaka bot satacak. Kar yok. Yağıştan pek bot satılmaz. Ama satılır da kar kadar değil. Olmayınca ne olacak? Orada elde kalacak mallar. Ya fiyatları indirip satışa sunacaklar ya da stoklarını atacaklar. Stoktaki ayakkabı da bir satıcı para kazandırmaz yani. Kar yağarsa eğer şu bir hafta 10 gün 15 gün içinde biraz satış olur. Yağmazsa Mart'a kalırsa satış az olur. Şanlıurfa Spor, Levent Devrim'in istifasının ardından teknik direktör görevi için yine eski bir isimle anlaştı. Son olarak Tarsus İdman Yurdu'nu çalıştıran Serdar Bozkurt, Şanlıurfa Spor'un başına 3. kez geldi. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfa Spor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Levent Devrim'in istifası sonrası Şanlıurfa Spor yönetimi Serdar Bozkurt ile anlaşma sağladı. Sarı Yeşilli Kulüp'ten yapılan açıklamada kulübümüz teknik direktör Serdar Bozkurt ile anlaşmaya varmıştır. Tüm Şanlıurfa Spor camiamıza ve teknik direktörümüz Serdar Bozkurt'a hayırlı olmasını dileriz denildi. Şanlıurfa Spor 23 Aralık'ta göreve başlayan Levent Devrim ile 2 maçta 2 beraberlik aldı. Devrim fikir ayrılığı nedeniyle görevi bıraktığını açıklamıştı. Teknik direktör Serdar Bozkurt Şanlıurfa Spor'u ilk 2021-2022 döneminde çalıştırdı. Yaklaşık 2 ay görevde kalan Bozkurt sezon bitmeden takımdan ayrılmıştı. Şanlıurfa Spor yönetimi tarafından 1 ay sonra yeniden takımın başına getirilen teknik adam yaklaşık 3 ay sarı yeşili takımı çalıştırdı. Şanlıurfa Spor grupta 38 puanla lider durumda. Şanlıurfa Spor 29 Ocak'ta ligin iddialı ekiplerinden Ahmet Sportif faaliyetlere konuk olacak. Ve bu haberle birlikte ana haber bülteni de noktalıyoruz. Bir sonraki bültende gelişmelerle yeniden birlikte oluncaya dek hoşça kalın.